arkadaşlar, sonunda bir sürü üniversiteyle alakalı videonun sonunda artık valiz hazırlamayı çekebiliyorum. Ben sadece 2 gün kaldı ve ben daha yeni valiz hazırlayacağım çünkü anca hazırlayabildim ve burada benim valizlerim var. Bunları alacağız, yukarı çıkacağız. Alt kattaki misafir odasındayım bu arada. Böyle 2 tane valiz var. Bir tanesi bunun küçük boyu, bir tanesi böyle büyük boy. Ama ben yatan altından çıkarttım. Bunun da içinde bir boy küçüğü var. Ben o küçükleri bırakıp bu büyükleri alacağım muhtemelen. Hatta yetmezse bunların içindeki küçüklerden bir tanesini daha ekleyeceğiz. Şimdi gösterdim size hepsini. Evet, şimdi bakın, bunlar küçük boy, şunlar büyük boy. Ben şimdi büyük boyları alacağım. Onlarla bir hazırlamaya başlayacağım. Umarım sığarlar. Yani bir sürü eşya var. Nasıl sığacak bilmiyorum da. Arkadaşlar, bu iki valizi de kendim hemen aynı anda bir elimde biri, bir diğer elimde biri yukarıya çıkartmayı başardım. Şimdi önce bundan başlayalım. Şöyle yatağın üstüne koydum. Açacağım. İçine kışlıklarımı yerleştirmeye başlayalım önce. Evet, içi bu şekilde. Arkadaşlar, normalde o kadar düzenli biriyimdir ki artık valiz toplayacağım diye saldım gitti. Yani şu hale bakın. Kışlıklarım bunlar. Şimdi bunların hepsini koyacağım valize. Bir de pantolonlar, taytlar falan var. Ya şimdi bilmiyorum önce hangisinden başlasam. Bir de ben sivitlerimi asla katlamayı sevmem. Hep böyle askıda durur çünkü kırışıyorlar. O yüzden şimdi bunları ben valize koyacağım. Kesin kırışacaklar. Ya burası da şöyle biraz dağıldı. Şurası bir tek toplu. Burada da zaten pek alacağım bir şey yok. Bismillah. Dolabımdan böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bu... Arkadaşlar, cidden ben kafayı yemeyeyim. Şu an kendime inanamıyorum. Dolaptan bir şey çıktı. Bu poşete ay sarılı halde bir kağıt parçası. Böyle bir sürü yazılar falan yazıyor. Dedim bu ne? Arkadaşlar, meğer ben hani bu dileklerimizin gerçek olduğu gece var ya, o gece kendi isteklerimi yazmışım ve saklamışım onu dolaba. Sonra diyorum ki bana kim büyü yapar? Bana büyü yapacak kimse yok yani. Gerçekten dedim bir an ne oluyor? Ve şu an şok içindeyim ya. Gerçekten istediğim bazı şeyler olmuş. Bu sene üniversiteyi kazanacağım. İstediğim bölümü kazanacağım. Diyetisyenlik. Şu pantolonu ayırıyorum giyerim diye de. Bir de şöyle bir pantolonum var. Bunu giyemiyorum çünkü çok kırışık. Bunu ütülemem lazım. O yüzden şöyle bir şimdilik kenarda dursun. Ne yapacağımızı düşünürüz. Kısımlarda boşluk yerler var. Oraya kışlık uzun kollu croplarımdan koyabilirim. Kaymış buralarda gezdiği için bazılarına kere tüy falan yapışmış. Şimdi ben hem onları temizleyeceğim hem de katlayıp yerleştirmeye başlayacağım. Arkadaşlar bakın, buraya bayağı bir tişört sığdırdım ben. 1-2-3 burada. 2 tane de orada var. 5 tane. Böyle ince ince katlayıp koydum. Ve bunların tüylerini o kadar temizlememe rağmen bakın bunda hala var. Bu çok fazla tüy toplayan bir tişörtmüş. Arkadaşlar, sizin için birkaç saniye, benim için ise akşamdan merhabalar. Benim babaanneme gittik son kez yemek yemek için ve benim şarjım bitti. O yüzden şu an çekemeyeceğim ama gösteriyorum yaptıklarımı. Birkaç pantolon daha ekledik buraya. O kenarlara tişört koymuştum. Onların üstüne taytlarımı koyduk. Bu tarafa da sivitlerimi dolduracağım. İnşallah sığar. Arkadaşlar bakın, biz bütün kışlıklarımı, ceketlerimi, yani montlarımı almadım da ince ceketleri falan bu valize sığdırmayı başardık. Daha doğrusu annem başardı yani. Gerçekten nasıl başardı hala bilmiyorum. Şurası böyle o kadar şiş duruyor ki. Buraya da yazdıklarımı sığdırıyoruz. Şuraya bütün hepsini ince ince katlayarak sığdırmayı başardık. Buraya pijamalarımı, iç çamaşırlarımı falan koyacağız muhtemelen. Ve burada da götüreceğim çantalar var. Bunları ne yapacağım bilmiyorum daha. Selamlar ertesi günden arkadaşlar. Bakın şuna ben bütün çantalarımı sığdırmayı başardım. Bunun içinde kışlıklarım var. Şuradaki valizde yazdıklarım var ve o valiz daha tam dolmadı. Çünkü daha içine ekleyeceğim kirlideki olan, yıkanacak olan eşyalarım falan var. Onu daha o yüzden orada tutuyoruz, kapatmadık. Bir de şu minik valizi getirdim çünkü bunun içine de bir şeyler koyacağız hala. Arkadaşlar şuraya bakın, kafa yiyeceğim. Bakın bu duş jelleri, ıslak mendiller, kitaplar, defterler vesaire. Şurada havlu falan var. Bunları nereye koyacağız bilmiyorum. Galiba bu poşeti komple götüreceğim. Bakın bu götüreceğim bakım malzemelerim ve makyaj malzemelerim var. Bunun içinde aynı şekilde pamuklar, ıslak mendiller vesaire bir sürü şey var. Bunları o valize koymayı düşünüyoruz. Ve arkadaşlar, bu kadar valiz arabaya nasıl sığacak bilmediğimiz için belki ben kışlıklarımda olduğu bu valizi burada bırakıp haftaya gelip tekrar alabilirim. Nasıl olsa yakın yer. Gelip gideceğim arada. Onu da kışlıklarım diye haftaya alıp götürebilirim yani. Bilmiyorum, bakacağız artık. Ben kırılacak olan makyaj malzemeleri falan filan şey yapacağım. Şu siyah çantaya koyacağım. Onu da yanımda taşıyacağım yani başına bir şey gelmesin diye. Geriye kalan şeyleri valize koyabilirim. Bir de oje götürmeyeceğim galiba artık. Çünkü bizim tırnak uzatmamız ve oje sürmemiz yasakmış arkadaşlar, diyetisyenlik okuduğum için. O yüzden bu ojeleri belki götürmeyebilirim.
içine kalemlerimi falan koydum arkadaşlar. Kırtasiye malzemelerimi. Banyodayım. Buradan da bunu götüreceğim bir tek. Bunların hepsini böyle yerleştirdik ve bu makyaj malzemelerim kaldı. Bunları da çantaya koyacağım. Mesela burayı böyle bu şekilde doldurdum. Bakın makyaj malzemelerimin hepsini de buraya koydum. Bunu böyle kucağımda çok iyi bir şekilde taşıyacağım. İçindekilerin kırılmaması lazım. Yalnız bunları nasıl sığdıracağız? Arabaya gerçekten sığmayacak. O yüzden muhtemelen şu valiz burada kalacak. Arkadaşlar maalesef ablam gidiyor valizlerini hazırlıyor. Ben gidiyorum diye çok üzgün kendisi artık. Evet. Arkadaşlar bakın şu arkada yerde duran benim yazdıklarımın olduğu büyük valizdi. Bu da benim kışlıklarımın olduğu büyük valizdi. Şu da öylesine bütün eşyaları koyduğumuz küçük bir valizdi. Demin gösterdim zaten. Biz bu iki büyük valizi artı şu küçük valizi arabaya sığdıramayacağımız için bunun içinden şimdilik kullanmayacağım kışlıkları bıraktım. Pantolonlarımı ve şimdilik kullanacağım uzun kolluları aldık. Bu küçüğe ve o yazdıklarımın olduğuna sığdırdık. Yani bu ikisi gidecek şu anlık. Bu kalacak ve birkaç tane de torba gidecek. Çünkü içinde benim banyoda kullanacağım havlular, işte tabaktır, çanaktır, o tarz şeyler almıştık. Onları koyduk. Bu da zaten benim çantalarımın olduğu. Şu da makyajlarımın olduğu daha. Oo, yani bunları nasıl sığdıracağız onu hala bilmiyoruz. Arkadaşlar şu an yine ertesi gündeyiz. Biz bütün eşyaları taşıdık, arabaya koyduk. Çok şükür sığdı. Bunlar da benim. Bunun içinde çantalarım var. Şunda da makyajlarım var. Onu yanımda götüreceğim. Bu da dolaşırken takmak için yanıma aldım. Altıma böyle paraşüt pantolon giydim. Uzun yolculuk için gayet rahat. Ve bu video çok kısa olduğu için bugün yurda gitme yerleşme ve bugün vloglama olarak da çekmeyi düşündüm. Birleştiriyoruz yani. Bir hafta sonra görüşmek üzere canım evim. Çünkü bir hafta sonra tekrar geleceğim, eşyalarım var kalan. Bakın buraya bir küçük bir büyük valizi sığdırmayı başardık da daha bir sürü eşya var, poşet poşet. Ben çantalarımın olduğu çantayı ve makyaj malzemelerimin olduğu çantayı böyle yanıma alıyorum. İnşallah düşüp de kırılmazlar. Arkadaşlar her yerimde stresten sivilceler çıktı. Bakar mısınız? Çok kötü. Evet harika. Bana oturacak bir yer kalmadı. Arkadaşlar ilk failimizi verdik. Yumoş vardı. Düştü tak diye kırıldı. Yarısı boşa gitti. Biz geldik gençler ve gelir gelmez deprem oldu. Bu arada hissetmedik ama annem de getiriyor şu an eşyalarımı. Burası kızlar tarafıymış. Gireceğiz inşallah. Arkadaşlar şansıma şu anda ben burayı seçtim. Bakın buradaki insan daha gelmemiş. Bir de yan tarafta tek kişilik bir oda var. Bakın burada. Burada biri yaşıyor ama şu anda yok burada. O yüzden ben rahat rahat annemle birlikte yerleştireceğim. Burayı seçiyorum. Buraya hemen yerleştirmeye başlıyoruz artık. Arkadaşlar şu anda biz yurdu yerleştirdik ettik, bayağı üstüne vakit geçti. Şimdi annemler gitmedi daha, o yüzden yemeğe geldik. Recep Usta'nın yerine bir dakika çekeceğim şimdi size burayı. Çok tatlı duruyor burası. Ve yan taraftaki odaya yaşayan kız geldi. Tanıştık, çok tatlı bir. Burada yemek yedikten sonra beni bırakacaklar ve gidecekler. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Ayran biraz değişik. Arkadaşlar saat 9 ve biz hala buradayız. Tatlılar falan geldi. Onları yedik. Şimdi artık her şükür kalkıyoruz. Arkadaşlar burası aynı zamanda tarihi bir mekan. Çok güzel. Yüksek yüksek kapılar. Arkadaşlar selamlar ve birkaç gün sonrasından sonunda kamerayı açabildim. Arkadaşlar ben nereye geldim gerçekten şu an kendimi bile algılayamıyorum. Yani annemler o gün beni bıraktılar, gittiler. Daha sonrasında ben uyumaya çalışıyorum. Oda arkadaşım var, birazdan tanıştıracağım sizi. Uyumaya çalışıyorum ama gerçekten uyuyamıyorum. Bir yandan deprem korkusu var. Ondan sonra bir yandan yani alışmaya çalışıyorum da çok tuhaf, ranza falan filan. Yatamadım yani, bayağı bir alışamadım. Derken hiç uyuyamadım. Sabah kalkıp o kadar zordu ki yurda okula gitmek. Yani biz kalktık, hemen hazırlanıp hızlı kahvaltımızı yaptık. En sonunda servis var zaten. Servise bindik, gittik ama uykusuzduk yani. Zaten bugün vardı, oryantasyon vardı. Arkadaşlarımızla tanıştık, güzel güzel vakit geçirdik, kahveler içildi bilmem ne. Sonra tekrar buraya gelirken servis bizim erken çıkacağımızı bilmiyormuş. O yüzden bizi alana kadar vakit geçtiği için biz de dolmuşa binip gelmeye karar verdik. Kartı olmadığı için dolmuşa binmemiz gerekiyordu. O da aktarmalı, bir sürü yere binip gitmeye çalıştık falan. Yani buraları da bilmiyoruz. Neredeyse 1 kilometre yürümek zorunda kaldık falan filan. Çok karışık işler. Şimdi size hemen küçük bir oda turu yapacağım. Burası girişimiz. Buradan girdikten sonra hemen sağ tarafta ayakkabılığımız falan filan var. Buradan geldiğimizde yurt arkadaşım görüyorsunuz Hatice. Evet, burada bizim minik mutfağımız var ama görüyorsunuz çöp kovası almadığımız için henüz bunu kullanıyoruz. Buraya bantladık, bir şeyler yaptık, sıkıştırdık, bu şekilde kullanıyoruz. Çekmecelerin içini şöyle bir ufaktan göstereyim. Pek bir şeyimiz yok zaten. Böyle minik minik eşyalar koyduk. Buraya falan böyle çok az şey koyduk. Buzdolabında da zaten böyle buzdolabı dolu ama ocak yok. Yumurtaları bile pişiremiyoruz. Yani tek gözlü bir ocak alacağız buraya.
Şöyle iki kişilik. Buraya da suyumuzu koyduk. Şöyle üç tane kapı var. Burası Hatice'nin odası. Şöyle göstereyim. Balkonu var. Buradan da balkon yok. Buraya geldiğimiz zaman burası iki kişilik. Bir tanesi burası, bir tanesi burası. Ama buraya kimse henüz tutmamış. Yani burada henüz kimse yaşamıyor. Bu oda bana kaldı gibi bir şey. Yani burada şu an tek başıma kalıyorum. Buraya biri gelirse artık o da buraya yerleşecek. Ben şöyle size kendi yerimi göstereyim. Burası böyle raflar var. Eşyalarımı koydum. Ondan sonra böyle burada masaya eşyalarımı yerleştirdim. Dolaba da yerleştirdim bu arada. Bu da gayet yeterliydi. Bütün eşyalarımı sığdırabildim. Aşağılara da pantolon falan koydum. Çekmeceleri, iç çamaşırlarım olsun, pijamalar vesaire vesaire böyle üçüne de sığdırabildim. Yatak güzel, rahat da. Geceleri inip çıkarken şuradan bunlar ayağıma çok batıyor. Biraz zorlanıyorum. Ve şu yukarıda ben yani dik bir şekilde oturamıyorum. Kafam tepeye çarpıyor. O yüzden biraz eğik oturmam gerekiyor. Yatarken de şimdi yani alışırken biraz zorlanıyorum doğal olarak. Ama sonra alışacağım inşallah. Ben geldiğimizde bir sürü büyük büyük pencereler var. Bir tanesinden böyle göstereyim. Şimdi banyoya gidiyoruz. Banyoda bu şekilde. Minik bir banyomuz var. Daha hiç yıkanmadık. Burada tuvalet. Havlularımızı astık böyle. Şurası Hatice'nin yeri. Oraya kendi eşyalarını koyuyor. Benim düzleştiricim her zaman gibi. Buradaki dolaplarda tuvalet kağıdı falan filan var. Ve eşyalarımı yerleştirdim. Arkadaşlar dolap arkası bakım ürünleri. Birkaç tane bir şey koydum buraya da şimdilik. Gençler benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Benimle birlikte valiz hazırladınız. Yurda yerleştiniz. Size bir de minik bir oda turu çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.